Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi de eşkenar üçgenin konu testini gömeceğiz birlikte dostlar. Hemen vira bismillah diyorum ve başlıyorum. Şimdi diyor ki ABC şu küçük üçgen, bu küçük üçgen ve bir de büyük üçgen eşkenar üçgenmiş dostlarım. O halde şu kenarların şöyle eşit olduğunu, yine bunun da eşit olduklarını bir gösterelim. Şuraya da şöyle bir karşılıklı kenarlar eşit olduğu için paralel kenarda. Buraya da tık tık, şuraya da tık simgesini koydum dostlarım. Yani şöyle oldu. Şuna A dersek bu da A. Şuna B dersek bu da B. Tabii ki bu da, bu da B. Bu A, bu da A. Şimdi diyor ki çevre A, D, F, E. Yani şuradaki paralel kenarın çevresi 20'ymiş. Paralel kenarın içerisinde 2 A var, 2 B var. Bu 20'ymiş. Hemen 2'ye böldüm her terimi. A ile B'nin toplamını 10 buldum. Benden ne istiyor bu adam? Çevreyi istiyor. Büyük üçgenin çevresini. Bakın bir kenarımız ne burada? A artı B. Yine A artı B. Yine A artı B. O halde benden 3 tane A artı B'yi istiyormuş dedi. Ve biz A artı B'yi 10 bulduğumuz için şurayı 3 ile çarptık. 30'u işaretledik dostlar. Geldik bu sorumuza. Yine ABC bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende biz ne öğrendik? Bizim yüksekliğimiz hem kenarortay oluyor hem de açıortay oluyordu dostum. Yani şurayı 30, 30 diye de bölüyordu. Tabii ki burası da 60. Şimdi 90'ın karşısı 4 kök 3 iken 30'un karşısı yarısı olacak 2 kök 3. Tabii ki burası da 2 kök 3. Hemen bunları da yazdık. Ve 60'ın karşısı ne olacaktı? 2 kök 3'ün kök 3 katı. Sen 2 kök 3'ü kök 3 ile çarparsan şurası 3 yapar. 2 ile de 3'ün çarpımı 6 gelir. Yani şuranın toplam uzunluğu 6'ymış. Şuraya da 4 kaldı. Şimdi öldürücü darbeyi vuracağım. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağım dostum ve x'i bulacağım. Hemen x kare eşittir. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 2 kök 3'ün karesi 12'dir dedim. Yani 28 geldi x kare. Dolayısıyla x eşittir kök 28. Kök 28 de dışarıya 2 kök 7 olarak çıktı diyebilirim. Oh, çay da güzel gidiyor. Şimdi üçüncü soru. Diyor ki 40 santim uzunluğundaki bir çubuğun ucuna eşkenar üçgen biçiminde bir levha takılıyor. Levhanın alt kenarı yere paraleldir diyor. Tamam. Bu çubuk duvardan 40 santim uzaklıkta yere dik konumda monte ediliyor. Tamam, şuraya kadar okuduk. Daha sonra çubuk yerden 30 santim yükseklikteki bir noktadan kırılıp çubuğun üst kısmı yere paralel olacak biçimde sağa yatıyor. Buna göre levhanın çevresi acep nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu levhanın çubuğunun kısmı 40 santimdi. 30 santim yukarıdan, 30 santim yükseklikten kırıldı. Demek ki şuraya da bir 10 santim kaldı. Bu adam eşkenar üçgendi. Şöyle devam ettirirsem şunu, eşkenar üçgenin yüksekliğini şuraya bir gösterelim. Ve buranın toplam uzunluğu arkadaşlarım yine 40 santimdi. Onu şuradaysa şuraya da 30 santim kaldı. Ve bakın biz eşkenar üçgenin yüksekliğini 30 bulduk. Yani şuradaki 30, 60, 90 üçgeninde 60'ın karşısı 30. 30'un karşısını bulmak için kök 3'e bölme işlemi yapıyorduk. 10 kök 3 oluyor 30'u kök 3'e bölerseniz. 90'ın karşısında bunun 2 katı olacak 20 kök 3 oldu. Eşkenar üçgen levhanın bir kenarı. 20 kök 3, 20 kök 3, 20 kök 3. 3 tane 20 kök 3'ü soruyor bize. Toplam 60 kök 3 yaptı eşkenar üçgenimin çevresi. Aşağıda iki merdiven arasında kalan eşkenar üçgen biçimindeki bir duvar gösteriliyor. Bu duvara iki köşesi merdiven kenarına temas edecek biçimde bir kapı açılıp depo yapılacaktır diyor. Buraya kadar okuduk. Kapının eni 2 kök 3. T noktasının yere uzaklığı 12 olduğuna göre kapının uzun kenarının uzunluğu kaç birimdir diye bir soru sormuş.
Şimdi bunu şuraya kara düzende de çizebilirim. Normal klasik sistemde de, ama şu merdivenleri hiç yok, yok sayın arkadaşlarım. Bir eşkenar üçgenin içine dikdörtgen koymuş amca. Şimdi T noktasının yere olan uzaklığı, yani bizim eşkenar üçgenimizin yüksekliğini 12 vermiş. Peki şimdi şuradan dikliklerimizi gösterelim. Bu kapı dikdörtgen biçiminde olduğu için üst kenarı alt kenarına paraleldir. Yani şu kenar buraya paraleldir. Paralelse şuradaki 60 dereceyi biz yöndeş açılıktan buraya da 60 diye taşırız. Şuradaki 60 dereceyi yine yöndeş açılıktan buraya da taşırım. Yani şu üstteki üçgenin de eşkenar üçgen olduğunu gördüm. Tabii ki bu yükseklik burayı kök 3, kök 3 diye ikiye bölecek. Yani 30'umun karşısı kök 3, 60'ın karşısı ise bunun kök 3 katı. Kök 3'ün kök 3 katı da 3 yapar. Demek ki şuradaki yüksekliğim 3. Şuranın toplam uzunluğu 12 idi. O halde şuraya 9 kaldı. Yani kapımın uzun kenarının uzunluğu 9 birim oldu arkadaşlar. Evet, eşkenar üçgen biçimindeki karton BC'ye paralel D doğrusu boyunca katlanıyor. Şimdi biz katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki haline bir geri açıyoruz dostlarım. Yani şunu şöyle bir eşkenar üçgene tekrar geriye açalım. A noktası buradaydı. Ve bu 60 derece tam şu A üssü köşesiyle birlikte buraya geldi, 60. Şimdi şu eşkenar üçgende bu 60 ise paralel olduğu için bu da 60. Bu 60 ise yine paralel olduğu için bu da 60. Bizim kat çizgimiz açı ortaydı. O halde şurası da 60, şurası da 60. Yani mavi üçgende eşkenar üçgen. Şu üstte kalan da eşkenar üçgen. Şimdi burası 12'ymiş, burası 8'miş. Bakın 60, 60, şuradaki açıya da 60 derece kaldı. Tabii şurası da 60 oldu. Demek ki bu da 8, bu da 8. Yine aynı şekilde burası 8, burası 12, burası 12. O halde bu da 8, bu da 8 diyelim. Bir kenar uzunluğunun 20 olduğunu görüyorum. O halde 8, 8, 16 iken şuradaki mavi çizgiye 4 birim kaldı diyebilirim artık. Ve şimdi benim işim şuradaki küçük üçgende. Bakın bana da neyi soruyor? A üssü noktasının BC'ye uzaklığı, yani şuradan indirilen yüksekliği soruluyor. Yani benim için şu küçük eşkenar üçgeni şuraya biraz daha büyük çizeyim. Şurayı soruyor bize arkadaşlarım. H'ı soruyor. Peki bir kenarı 4 ise bu yükseklik burayı 2, 2 diye böldü. 4, 4'ü yazdım. 30'umu 60'ımı yazdım. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı ise 2'nin kök 3 katı olacak. 2 kök 3 gelecek. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet, çevirdik arka sayfayı. Geldik 6. sorumuza. Eşkenar üçgen biçimindeki levha KL ve MN boyunca yere dik olarak kesiliyor. Ortadaki parça atılıyor. Ardından soldaki parça L noktası etrafında saat yönünde döndürülüp MN üzerine yatırılıyor. Peki, buna da eyvallah. 20'yi gördük arkadaşlarım. Orada bir 20'miz var. Tamamdır. MC 8 LN. LN şu aradaki uzunluk kök 60 olduğuna göre K üssü M uzunluğu nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi öncelikle şu bildiklerimizi bir yapalım. Şurası eşkenar üçgen olduğu için 60 ve 30. 30'un karşısı 10, 60'ın karşısı 10 kök 3 diyelim. Şurada da 90, 60, 30'umuz var. 30'un karşısı 4, burası da 4 kök 3 olur diyelim. Şimdi LN kök 60'tı. Kök 60 şöyle yazalım, kök 60 diyelim. 2 kök 15 normalde ama biz kök 60 diyelim yine. Sonra bildiğimiz şeyler. Şurası 90. Şurası 60 derece ve burası 8, şurası 4, şurası da 4 kök 3. Bunu biliyoruz. Bakın şurada bir Pisagor çakalım hemen isterseniz. 4 kök 3'ün karesi 48 artı kök 60'ın karesi 60 eşittir LM'nin karesine. Sonra burası 108 yaptı. 108 kök 108'dir LM.
Kök 108 de 54 çarpı 2, o da 27 çarpı 4 yapar. 27 de 9 çarpı 3'tür. 9 çarpı 3 çarpı 4 yaptı. Yani 36 çarpı 3'tür 108. 6 köküç olarak dışarıya çıkar. Demek ki şu LM uzunluğu 6 köküçmüş arkadaşım. Biz KL'yi toplam ne bulduk? 10 köküçtü. 6 köküçü buradaysa şu parçaya ne kaldı? 4 köküç kaldı. Cevap Denizli'den çıktı. Evet, ABC eşkenar üçgen. Peki, ikileri 5'i gördük. DF nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen şöyle bir şeyler yapalım bakalım. Şuradan bir paralel çizelim. Bakın burada bir paralel kenar oluşturdum. Burası 2, burası x oldu. Şimdi deminden beri yapıyoruz. Şu 60'lar yöndeş açı oldukları için buralarda 60, 60. Tepesi zaten 60. Bu da bir eşkenar üçgen. O halde 2, 2 diyelim buraya da. Bakın büyük eşkenarın bir kenarı 5. O halde burası da 5 olacak. X'e de 2, 4, 1 kaldı diyeceğiz. Cevap Adana'dan geldi. Şimdi bu 8. soru. Aşağıda ön yüzü eşkenar üçgen olan çadır gösterilmiştir. Çadırın AH boyunca açılan iki kanattan oluşturulmuştur diye söylemiş. AH boyunca açılıyor. Girişteki sağ kanat AK boyunca katlanıp açıldığında H üssü noktası AC üzerinde oluyor. Tamam, bir katlama sorusu. AH diktir BC'ye. AH eşkenar üçgenin yüksekliğiymiş. H üssü C 20 santimmiş şurası. A noktasının yere uzaklığı, yani bizim eşkenar üçgenimizin yüksekliğini soruyor dostum. Şimdi şuradaki katlama olayını bir konuşalım. Kat çizgisi açıortaydı. Yani şurası normalde yükseklik zaten açıortay 30-30 diye bölüyor. Bu da 15-15 diye böldü. Şimdi şurası 90'dı. H üssü de 90 oldu. Şu kenar şuraya eşit. Şu açımız eşkenar olduğu için 60. Şu açımız da 30. 30'un karşısı 20. 90'ın karşısı 40. 60'ın karşısı 20 köküç. Bu 20 köküç katlanmadan önce burası da 20 köküçtü. Ve bakın eşkenar üçgenimin şuradaki yüksekliğin ayırdığı şu parça 40 artı 20 köküç. O halde burası da 40 artı 20 köküç. Şimdi 30'un karşısı ne ise şu 60'ın karşısı ne olacaktı? Bunun köküç katı. Yani bizim yüksekliğimiz 40 artı 20 köküçün köküç katı gelecek arkadaşlar. Şimdi köküçü içeriye dağıtalım. 40 köküç olur. 20 köküçle de köküçü çarparsam 3, 60 gelir. 40 köküç artı 60'mış sorumuzun cevabı Denizli'deymiş dostlar. Evet, 9. sorumuz. Eşkenar üçgen biçimindeki karton B noktası etrafında ok yönünde 30 derece döndürüldü. Bakın BC 30 derece döndü ve BC üssü oldu. Tabii ki bunlar birbirine eşit. Eşkenar üçgen sonuçta bu, buna, şuna, şuna ve şuna eşit. Çevre ABC'yi 36 vermiş. O halde bir kenar uzunluğum 12 diyelim. Sonra bu 30 derece, burası da 30 derece olacak. Çünkü eşkenar üçgendi. Demek ki bu aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda kenarortay. Yani şurası da 6 birim diyelim. Tabii ki eşkenar üçgen, bu da eşkenar üçgen, şu dönen de eşkenar üçgen sonuçta. O halde bunun da burası yükseklik, şurası 6, şurası 12 diyelim. Bize de neyi soruyor? AK uzunluğunu soruyor arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şu C açısı 60 derece. O halde şurası 30. Bunun tersi de 30. Şurası da zaten 60 derecedir diyelim. Şimdi başka, şurası da 60 derece ve 30'un karşısı 6 iken 60'ın karşısı şu mesafe 6 köküç olur diyelim. Şimdi şurası toplamda eşkenar üçgenin bir kenarı 12 santim. O halde şu araya, şu parçaya, şuraya 12 tamamı olduğu için 12 eksi 6 köküç gelecek şurası. 12 eksi 6 kök 3.
Buna da eyvallah dedik. Şimdi şuraya gelelim. Burada 30'un karşısı bu ise 60'ın karşısı, yani şu uzunluğu da bulduk o zaman. Bunun kök 3 katı olacak. O da ne yapar? 12 eksi 6 kök 3'ün kök 3 katı 12 kök 3 eksi 18 yapar. Şurayı bulduk. 12 kök 3 eksi 18'miş. Şimdi gelelim, bakın şu AC eşkenar üçgenin bir kenarı, toplam 12 santim yani. 6'sı burada hocam. Şuraya da 6 kaldı o zaman şu mesafeye. Bu 6'nın da şu parçasını bulduk. O halde benim yapmam gereken şey 6'dan şu bulduğum parçayı çıkartmak. Yani 12 kök 3 eksi 18'i çıkaracağım. Yani 6 eksi 12 kök 3 artı 18 oldu. Demek ki 24 eksi 12 kök 3 benim aradığım cevap olacak. O da Edirne'de mevcut dostlarım. Cevabımız Edirne'den geldi. Evet dostlar, konu testini de gömdük böylelikle. Bir sonraki videoda da ÖSYM sorularını çözeriz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.